Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay bir örnek göstermek istiyorum sizlere. Modelim 3 ilmek ile yapılıyor. 3'ün katlarını ayarlamanız gerekiyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3'ün katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilme ilave etmelisiniz. Ben 17 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. İlk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmekten sonra üçüncü ilmek ters örülecek. Sonra tekrar iki ilmek düz örüyorum. Üçüncü ilmek ters. Tekrar iki ilmek düz. Üçüncü ilmek ters. Bu şekilde arka yüzden modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Son olarak 2 ilmeği düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğe gelince düz ilmeği bir kez örüyorum. Devamında bir kez dolayarak ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince önce ilmeğimi örüyorum. Sonra dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. 1 ilmek düz. Düz ilmekten sonra artırma yapmamız gerekiyor. Bu artırma örgümüzün ilerleyen döneminde kesilerek yok edilecek. Ama şu anda modelimize şeklini veren yaptığımız bu artırma olacak. Örgümün arka tarafındayım. Üçüncü sıradayım. Başlangıçtaki iki ilmeği düz ördüm. Arka tarafta dolayarak artırdığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu anda üçüncü sırada 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde ilmeklerimi sıra boyunca örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Bu sırada ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Artırma sırasını yaptıktan sonra ilmeklerimiz hem ön yüzde hem arka yüzde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde oldukları gibi örülecek. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. 5. sıradayım. Bu sırada tekrar ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. İki ilmek düz, iki ilmek ters. Herhangi bir değiştirme yapmadan ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Sırayı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve 6. sıradayım. Burada artırmış olduğumuz ilmekleri keserek yok ediyoruz. Ters ilmeklerimi oldukları gibi ördüm. Düz ilmeklere gelince arka tarafından giriyorum ve bu iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sonra tersten girerek bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmeklerimiz bu şekilde sağa doğru yatarak kapanıyor. Aradaki 2 ilmek tersimizi örüyoruz. Düz ilmeklerin yönünü çeviriyoruz. Tersten girerek 2 ilmeği birlikte keserek teke düşürüyoruz. Örgümüzün başlangıcında şişimizde 2 ters 1 düz şeklinde
ördüğümüz ilmeklerimiz vardı. Bunları aralarda düz ilmeklerden sonra artırma yapmıştık. Bu sırada bunları keserek eksiltiyoruz. Şu anda örgümüz tamamlandı. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemlere geri dönüyoruz. Örgümüzün arkasını çevirdiğimiz zaman ilmekleri aynen örerek geliyoruz. Tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman her düz ilmeğin sonrasında bir kez artırarak ilmeklerimizi oluşturarak ikinci modelimize devam ediyoruz. 3 numaralı şiş ile ördüğüm küçük parçam modelim. İki ters bir düz şeklinde başlandığı için lastik şeklinde toparlayan bir yapıya sahip. Modeli kullanacağınız yerlerde bunu göz önünde bulundurmalısınız. Dediğim gibi bakın kendini toparlayıp esneyen bir yapıya sahip. Lastik şeklinde başlanıldığı için lastik gibi toparlayan bir örgü. Normalde benim gördüğüm modelde aralarda iki yerine üç ters ilmek vardı. Ben iki tane kullandım. Aradaki kullandığınız ters ilmek sayısı arttıkça örgünüzün toparlanma, büzülme ihtimali aynı şekilde, aynı oranda artacaktır. Bu toparlanmanın çok fazla olmasını istemiyorsanız aralardaki kullandığınız ters ilmek sayısını eksiltmeniz gerekiyor. Benim gibi iki ilmek değil, bir ilmek kullanırsanız bu aradaki toparlama biraz daha azalacaktır. Burası da örgümüzün arka yüzü. Örgümüz lastik istemeyen, lastik gerektirmeyen bir model ama dilenirse lastik üzerine de çalışılabilir. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.